Kentleri güvenli hale getirmenin yollarından biri de caydırıcı tedbirler almaktan geçiyor. Şehirlerdeki kameralar bunlardan biri. Bu sayede suç işleyenler kolayca tespit edilebiliyor. Kameraların kurulu olduğu alanlarda suçlular daha çabuk bulunabiliyor. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri tarafından kullanılan MOBESE sistemi kent merkezinden sonra şehrin çeperlerine de yaygınlaştırılıyor. MOBESE Nin Osman Gazi ilçesinin Demirtaş'taki Sakarya mahallesindeki kimi ana arterleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini öğrendik. Çalışmalar başlatılmış. Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Nün, Panayır Yolu Caddesi Demirtaş Yolu Caddesi Kesişimi, Demirtaş Meydanı, Kemal Atatürk Caddesi, Kıran Sokak, Barbaros Mahallesi Panayır Caddesi, Demirtaş Mezarlık Işıklar 11 Eylül Bulvarı'na sabit ve hareketli kameralar monte edilmesi için altyapı çalışmalarına başladığını belirtti. Bursa'nın en hızlı gelişen, büyüyen semtlerinden biri olan Demirtaş'ın ana arterlerinin ve kritik noktalarının kameralarla izlenmesi hem burada oturan, iş yapan hemşerimizi hem de Bursa'yı daha da güvenli kılacaktır. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nin, suçun sık işlendiği bölgeler, kaçış noktaları ve şehrin tümüne yaygınlaştırılmasının Bursa için yararlı olacağını düşünüyoruz. DOSAB gibi dünyaya ihracat yapan kuruluşlarımızın bulunduğu sanayi bölgesinin hemen dibindeki bu bölgenin kameralarla daha da güvenli hale getirilmesi sevindirici. Bu bölgedeki yeni kameralar güvenlik güçlerimizin elini daha da güçlendirecektir. B -U -S -K -I y 2 yeni daire başkanı daha Büyükşehir Belediyesi, Nde henüz tamamlanmaya bürokrat değişimlerinin de yeni başladığını vurgulamıştık. Önceki günlerde Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde iki dairede değişim olmuştu. Şimdi buna iki yeni daire başkanlığı daha eklendi. BUSKI'nin Emlak İstimlak Daire Başkanı Mehmet Sait Ayık görevden alınarak işletmeler ikinci. Daire başkanlığı emrine mühendis olarak verildi. Bu göreve ise Mustafa Adem Şentürk getirildi. Destek hizmetleri daire başkanı Hasip Uyar da görevden alınarak içme suyu daire başkanlığına mühendis olarak gönderildi. Bu göreve ise satın alma şube müdürü Ayşegül Aydın atandı. Aydın'dan boşalan satın alma şube müdürlüğü görevini bundan böyle Adnan Timar yürütecek. BUSKİ de görevden alınan İkmal Şube Müdürü Osman Okumuş'un yerine ise Birol Kurhan verildi. BUSKİ de değişimlerin devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan, Büyükşehir Belediyesi, Nin önceki yönetim döneminde kent merkezi ve ilçelerde hizmete açılan ve özel sektörden hizmet satın alınan ana kucaklarındaki, BUSMEK ve YKS kurslarındaki personelin görevlerine dün itibarıyla son verildi. Büyükşehir Belediyesi, bu birimlerde özel sektörden hizmet satın alma yoluyla yürütülen faaliyetlere son verilmeyeceği, işten çıkarımaları da kendilerinin yapmadıkları açıklandı. Yeni dönemdeki alımlarda ise ise önceliğin buralarda çalışanlara verileceği de hatırlatıldı. Aktaş, otobüs esnafına, 1 lira borcumuz yoktu. Dün, b u r u l a ş Öne yeni genel müdürü Fahrettin Beşli'yi ziyaret sonrası kaleme aldığımız satırlar Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Ali Nur Aktaş'ı üzmüş. Aktaş dün sabah elektronik postamıza gönderdiği mesajla sitemlerini iletti. Görevi bıraktıkları 31 Mart itibarıyla B -U -R -U -L -A -Ş -I n kamu borçlarını kendilerinin yapılandırdıklarını, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özel halk otobüsçülerine de 1 TL dahi borçlarının olmadığını hatırlatan Aktaş, en çok da seçim kaybeden AK partililer olarak otobüslerin durması, çalışmaması itilmesi gibi beklenti içinde oldukları yönündeki ifadeleri incitici, onur kırıcı bulmuş. Bunları kendince itham edici ifadeler olarak değerlendirmiş. Peşinen belirtmeliyiz ki, bu satırlar B.U.R.U.L.A.Ş. -E. N Yeni Genel Müdürüne ait değil. Bizim kendi yorumumuz, eski başkan, AK Parti, camiasının seçim sonrası, CHP'nin yönettiği Bursa'da da, toplu ulaşımda, tıpkı İstanbul'daki gibi aksamalar, otobüs yangınları ve yolcuların arızalanan otobüsleri itmesi, metro duraklamalarına maruz kalınabileceği gibi bir beklenti içinde olmadıklarının altını çizmiş. Niyetimiz, Bursa ye hizmeti dokunmuş eski başkanı üzmek ve kırmak değildi. Seçim sonrası kendisinin son derece alıngan ve kırılgan olmasını anlayışla karşılıyoruz.